Muharrem Bey şöyle bir şey söylemişti. Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapamam. Ben vefalı bir insanım. Karşı karşıya gelmem. Ben vefasız insan değilim. Bana bunu yapanın karşısına geçmem demiştiniz. Şu anki durumda sizin vefasız olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Verilen en ufacık söze bile sadık kalmadığınıza göre size neden inanalım? Bir diğer sorun daha var. Dur. Bana vefadan bahsediyor. Ben sana vefayı göstereceğim. O zaman Adalet Bakanlığı Ali Divocu'yu Atatürk'ün Çankaya'sına, CHP'nin 4. sırasına, Cumhuriyet'in kalbine hançerdir bu. Bu mu vefa? Bu mu vefa? Sizin de basın sözcüğünüzün eşi Colin İnşaat'ta çalışıyor. Evet, doğru. Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız? Bak, Colin. Hayır, açacağınızı biliyordum zaten. Madara olun diye erken yaptım. Madara mı oluyoruz biz şu Tabii anda? Tabii madara oluyorsunuz. Dilinize biraz hakim olun. Ya. Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alır mısınız? Arkadaşlar. Biz zaten bundan bıktık. Biz zaten bize bu şekilde konuşulmasından, böyle davranılmasından bıktık. 21 senedir zaten bize bu şekilde hesap ediliyor ve biz artık bunu değiştirmek istiyoruz. Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum. Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da, ne kadar yakın onu bilmiyorum. Kimin, benim mi? Evet, evet. İddia edip ispatlayamayan. Aynen, bir saniye öyle. Sakin olalım. Muhalefete muhalefet ederek gidiyorsunuz. Geldiğiniz dakikadan beri. İki gün öncesine kadar listeler açıklanana kadar ben de Memleket Partisi'nden milletvekili aday adayıydım. Acaba akrabalarınızdan herhangi biri birinci sıradan bir şehirde aday mı? Bunu soruyorum. Aday. Biliyorsunuz sorduğum şehri. Tabii tabii, ilan düzürek burada. Diploma, liyakat, vefa. Teyzemin oğlu. Ben İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum. İki üniversite okuyorum. Kol Üniversitesi'nde de adalet okuyorum. Zonguldak 5. sıra adayınızla umarım dans etmezsiniz diye umuyorum. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Zonguldak'tan toplam 5 milletvekili çıkıyor. Bana göre seçilemeyecek. Vekilleriniz asla bu mecliste aziz Türk milletini temsil edemezler. Bunu netlikle söylüyorum. Peki. Mecliste 2 tane milletvekiliniz var. Sizin bu milletvekillerinizin performansının ne olduğundan haberiniz var mı? %96 devamsızlıkla tamamlamışlar yasama dönemini. Partilerin genel başkan yardımcıları devam mecburiyeti yoktur meclise. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Nokta. Niye alkışlıyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki yahu ben bizim hakkımızı savunuyorum. Neyi alkışlıyorsunuz ya? Vekilleri çalışmamış diyorum. Neyi alkışlıyorsunuz abi? Otur yerine, sıfır verdim. Bilgi ben doğrudur. Ben size hepsini iletirim. Mecliste diyorsunuz ki siz neden kadınların saçını kapatıyorsunuz diyorsunuz. Erkeklerin gözünü bağlayalım, daha doğru bir çözüm olur diyorsunuz. Bence oturun, herkesi dinlemek stratejik bir üstünlüktür. Lütfen. Özellikle Memleket Partisi. Çözüm lütfen. Olur diyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu? Yalova CHP il başkanı iken özel tam dershanesi müdürü ve ortağıydınız. Ve grubunuzda 19 çalışanınız vardı. Ve sadece 9 tanesinin sigortası ödemeye devam ediyordu. Geri kalan 10 emekçi büyüğümüzün sigortasını yatırmayarak vergi kaçırmışsınız. Ve bu yüzden ceza almışsınız. Kanıtları mevcuttur. Devletten şahsi meseleleri yüzünden vergi kaçırmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar vermiş bir kişi olarak şimdi devlet yönetmeye talipsiniz. Neden size güvenelim? Evet, biz emekli öğretmenlerle ilgili böyle bir sıkıntı yaşadık. Bunun cezasını da ödedik. Tıpkı trafik cezası öder gibi. Türkiye'de o zaman 2000 dershane vardı. 2000'i de aynı uygulamayı yapıyordu. Ama sadece cezayı biz ödedik. Muharrem Bey, diğerleri yanlış yapıyor diye siz de mi yanlış yapacaksınız? Ben takdir milletimizindir. Daha...